sözcüsü Faik Öztürk konuşuyor değerli izleyenler. Canlı olarak ekrana yansıtıyoruz. Ve ulusumuzun sembolüdür. Ebedi istirahatgahı Anıtkabir'dir. Ebedi ikametgahı ise ulusumuzun kalbidir. Atatürk ve onun ilkeleri ulusumuzun, cumhuriyetimizin çimentosudur. Atatürk'ün ebedi genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları olarak bu gerçeğin her geçen gün daha iyi anlaşılmasından elbette son derece bahtiyarız. Erdoğan da seçim anketlerinden harcı bitirip yapı paydos deme aşamasına geçtiğini görünce birdenbire hidayet erdi. Yunan postalını Atatürk'e tercih eden Fesli Kadir'in vaazlarından Atatürk'ü öğrenen Erdoğan, şimdilerde Atatürk'ün adını ağzından düşürmez oldu. Yetmedi, biz de Atatürkçülük yarışına çıktı. Yakında çıkıp ben geçmişte zaten Atatürkçüydüm, ben geçmişte zaten Cumhuriyet Halk Partiliydim derse hiç şaşırmayız. Zira kendisi koltuk için milli görüş gömleğini fırlatıp atan kişidir. Yine kendisi benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider, görevimi yaparım diyen kişidir. Erdoğan'ın girmeyeceği kılık, milliyetçilik dahil ayağının altına almayacağı değer yok. Tabii şimdiki emir komuta merkezinin kim olduğunu merak ediyoruz. Ama kendilerini uyaralım. Atatürkçülerin giydiği elbisenin kumaşında Kuvayi Milliye vardır. Müdafaa-i hukuk vardır. O elbise Erdoğan'a birkaç beden bol gelir. Erdoğan'ın kibri milletin aklıyla alay etme aşamasına ulaşmıştır. Bunu 10 Kasım'da bir kez daha gördük. Anıtkabir defterine 2023 hedeflerine ulaşmaya kararlıyız yazdı. Bu 2023 hedeflerinin ismi var da cismi bir türlü ortada yok. Erdoğan 2023 hedefleriyle millete neleri vaat ettiğini bir türlü söyleyemiyor. Ya saray şürekası ona diyor ki siz merak buyurmayın, emredersiniz bu hedefleri tuttururuz diyor. O da buna inanıyor. Ya da millete verip de tutmadığı sözlerin altında ezim ezim eziliyor. Erdoğan 2023 hedefleri diyerek millete vaatlerini ilk kez 2011 seçim beyannamesiyle açıklamıştı. Yetmedi. Bu hedefleri bir de 2013 yılında 10. Kalkınma Planı'na yazdı. Altına da imzasını attı. Bu döküman yani plan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından da geçti. Artık hedefler vaat olmaktan çıktı. Kendisinin ve partisinin millete resmi taahhüdü haline geldi. 2023'te milli gelirimizi 2 trilyon dolara, fert başına gelirimizi 25 bin dolara, ihracatımızı 500 milyar dolara yükseltmeyi, işsizliği ise %5'e düşürmeyi, böylece ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokmayı milletimize taahhüt etti. Peki bu 2023 hedefleri ne oldu? Millete verilen sözler ne oldu? Ben söyleyeyim, yalan oldu. Bunu ben demiyorum. Erdoğan'ın 5 Eylül 2021'de altına imza attığı bu orta vadeli program diyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bütçenin dayanağını oluşturan bu orta vadeli program. Erdoğan'ın 12 yıl önce 2023 için millete taahhüt ettiği 2 trilyon dolarlık milli gelirin 925 milyar dolarda kalacağını söylüyor. Kişi başına 25 bin dolar olacak dedikleri gelirin ancak 10.703 dolarda kalacağını, 500 milyar dolar ihracat hedefinin de 242 milyar dolara düşürüldüğünü yazıyor. Tüm bu hedeflerde %50'den fazla iskontoya gidilmiş. Bir hedef var ki o da 2 katına çıkmış. Erdoğan'ın 2023'te %5'e düşüreceğim dediği işsizlik oranı %11,4 olacak. Erdoğan 19 yıldır izlediği ekonomi politikalarının resmen iflas ettiğini,
kendi imzasıyla yayınladığı şu dokümanla cümle aleme ilan ediyor. Sonuçta da bırakın dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi, 2023'e 2 yıl kala Erdoğan yönetiminde ülkemizin en güçlü 20 ekonomi liginden bile düştüğü ortaya çıkıyor. Netice Erdoğan millete verdiği sözleri tutmayan bir siyasetçidir. Sözünü tutmayan siyasetçi dünyanın her yerinde milletinden özür diler ve koltuğunu bırakır. Ama Erdoğan et tekrarı ahsen velev kâne 180 diyerek 2023 hedeflerini tutturacağız hikayelerini anlatmayı sürdürüyor. Yalanı ne kadar çok tekrarlarsa milleti kandırabileceğini sanıyor. Milletimizin aklını, ferasetini hafife alanların sonu, buradan söylüyorum, hep hüsran olmuştur. Milletimiz azan hayat pahalılığını, kendisine ezen işsizliği, artık sadece cüzdanında ya da mutfaktaki tenceresinde değil, ta ciğerlerinde hissediyor. Kimse hayal olan 2023 hedefleriyle milletimizin gözünü boyayabileceğini sanmasın. Bakın daha dün Malatya'da çok acı bir olay yaşadık. Gencecik bir beden öğretmeni. 23 yaşındaki Fedai Altun. Atanamadığı için inşaat işçisi olmuş. Çalıştığı inşaatta elektriğe kapılarak yaşamını yitirmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Yaşamını kaybetmeden önce bu genç sarayı ve saray avanesini etiketleyerek sosyal medyadan şu mesajı atmış. Beden eğitimi mezunuyum. 80,55 puan aldım. Sizin yüzünüzden atanamıyorum. Aile baskısı yüzünden ağır şartlarda çalışmak zorundayım. Bunun vebalini acaba kim ödeyecek? Ben hakkımı size helal etmiyorum. İşte burası sözün bittiği yer. Bu ülkede analar, babalar yemiyor evlatlarına yediriyor. İçmiyor evlatlarına içiriyor. Giymiyor evlatlarına giydiriyor. Yeter ki evladım okusun diyor. Binbir umutla okutulan gençlerimiz mezun oluyor. Öğretmen çıkıyor, mühendis çıkıyor, ekonomist çıkıyor. Ama bu müflis yönetim gençlerimize mesleklerini icra edecekleri işleri veremiyor. Milletin evlatlarını açlık sınırının altında kalan asgari ücrete talim ettiriyor. Ailelerin binbir fedakarlıkla yetiştirdiği evlatlarımızın hali bu. Peki ya saray sosyetesinin çocukları? Onların yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Bir değil, üçer beşer maaş alıyorlar. Aldıkları maaşlara da utanmadan huzur hakkı diyorlar. Milletin gencecik evlatlarında huzur kalmamış. En ağır şartlarda çalışırken, elektriğe kapılıp yaşamını kaybederken, saray maşallah huzurdan hakkını alıyor. Pes doğrusu. Gençlerimiz bunlara hakkını helal etmiyorsa haksız mı? Erdoğan ve şürekasının kendilerinin değil, milletin huzurunu düşünmesi için bu milletin daha kaç evladının yaşamı sönecek? Değerli basın mensupları, yuvalara, mutfaklara ateşler düşerken Erdoğan bu yıl çift haneli büyümeden bahsediyor. Bu ülkede büyüyen birileri var. O da saray, saray sosyetesi ve saray yandaşları. Milletin geliri ne yazık ki büyümüyor. Milletimiz büzüldükçe büzülüyor. Halkımıza sağlıklı yaşamak için yeterli beslenebiliyor musun diye sormuşlar. Bir anket yapmışlar. Milletimizin %57'si ne diyor biliyor musunuz? Yani yarıdan fazlası ne diyor biliyor musunuz? Ben yeterli beslenemiyorum diyor. Eğer millet karnını bile doğru dürüst doyuramıyorsa, bu ülkede ayçiçek yağlarına, bebek mamalarına alarm takılıyorsa, fiyat etiketleri saat başı değişiyorsa, o büyüme iftihar edilecek bir büyüme değildir. O büyüme yoksullaştıran bir büyümedir. Erdoğan daha önce ülkemizi istihdamsız büyümeyle tanıştırmıştı. Şimdi de öyle gözüküyor ki yoksullaştıran büyümeyle tanıştırıyor.
Erdoğan paramızın itibarını kendi ifadesiyle 5 paralık etti. Bundan tam 9 yıl önce para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler, paranın itibarı milletin itibarıdır demişti Erdoğan. Bu sözü ettiğinde tarihler 12 Mart 2012'yi gösteriyordu. O gün 100 dolar almak için cebimizden 177 lira vermek yetiyordu. Şimdi ne oldu? Şimdi aynı 100 doları almak için 992 lira vermek zorundayız. Erdoğan yönetimi bizim paramızı itibarsızlaştırırken doların itibarına da itibar kattı. Ne de olsa Erdoğan ve şürekasının en sevdiği yeşil doların yeşili, bunu biliyoruz. İhaleler, sözleşmeler, garantiler, kasadaki paralar hep dolar. En son beyefendi çıktı, ben ekonomistim, ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz dedi. Devletin kasasından bir kuruş çıkmaz dediği işler için 2016 yılından bu yana devletin kasasından tam 9,5 milyar dolar çıktı. Erdoğan bir kuruş çıkmadı yalanını tekrarlarsa milleti kandırırım sanıyor. Önümüzdeki 3 yılda da tek kuruş ödemeyeceğiz dediği işler için milletin vergilerinden 14 milyar 600 milyon dolar ödeneceğini şu anda mecliste, komisyonda olan bütçe söylüyor. Yandaş müteahhitlere ödenecek bu paralar dolara endeksli. Paramızın pul olmasından yandaşlar hiç etkilenmiyor. Ama her devalüasyon milletin bütçesini biraz daha kemiriyor. Bugün 1 dolar 10 lira sınırında. Dolar arttıkça Erdoğan'ın yandaşları abad oluyor ama millet de helak oluyor. Bu yıl başında asgari ücret 385 dolardı. Şimdi ben gelmeden önce hesapladım, 285 dolar. Erdoğan ve şürekası asgari ücreti arttırmak için hala 2022'ye randevu veriyor. Geçin bunları. İlkin çalışanın cebinden bu yıl çekip aldığınız 100 doları bir telafi edin bakalım. Asgari ücrete derhal 992 lira zam yapın. 2022'nin zammını da ondan sonra oturup konuşun. Erdoğan yönetimi ülkemizdeki asgari ücreti Afrika düzeyine düşürdü. Çok değil. Bundan 3 yıl önce ucube şahsım rejimi henüz içbaşı yapmamışken Avrupa'da en düşük asgari ücret veren 13. ülkeydik. Bugün Arnavutluk'tan sonra 2. sıraya yerleştik. Bunun adı fakirleşmedir. Bunun adı fukaralaşmadır. Bunun adı zulümdür, zulüm. Milletin bugün kendisine ekonomist diyen Erdoğan'a şu ekonomi diplomanı bir göster bakalım demesi son derece haklıdır, son derece meşrudur. Değerli basın mensupları, yılın bitmesine 1,5 ay gibi bir süre kaldı. Nihayet 2021 üretim yılında verilecek gübre ve mazot destekleri dün yayımlandı. Daha önceki yıllarda bu destekler yılın hemen başında, Şubat ayında yayımlanırdı. Tarımı bilmeyen kifayetsiz bakanlığa destek kararnamesi de yıl sonuna kaldı. 2020'de gübre ve mazot destekleri hiç arttırılmamıştı. Bu nedenle 2021 yılındaki gübre ve mazot desteklerindeki artışlar 2 yıllık artışlar diye düşünmeliyiz. Ürüne göre desteklerde %20 ile %30 arasında bir artış var. Tek yıla bölerseniz yılda %10-15 arası bir artış yapar. Ama sadece son bir yılda gübre fiyatları %168 ile %234 arasında zamlandı. Şimdi çiftçimiz bu yetersiz destekle bu gübre zamlarının altından nasıl kalkacak? Tarlasına nasıl gübre atacak? Tarlasını nasıl ekip biçecek? Adana'da bir buğday üreticisi, şu an tarlamıza gübre atamıyoruz. Verim yarıya düşecek. Ekmeğe muhtaç olacağız bu sene diye açıkça uyarıyor. Duyan var mı? Ne gezer? Tarım Bakanı çıkmış, çiftçi zarar etmiyor diyor. Zarar eden çiftçi yokmuş.
bu vurdum duymazlıkla gelecek yıl ekmek yerine hep beraber taş yeriz. Ekmek demişken dün İstanbul'da ticaret odasına bağlı fırınlar ekmeğe %25 zam yaptı. 230 gram ekmek 2 liradan 2,5 liraya çıktı. Bir eve 3 öğünden günde 6 ekmek giriyorsa o evin sadece aylık ekmek masrafı 450 lira yapar. Bir de bunun zeytini var, peyniri var, eti var, patatesi var, bulguru, nohutu, soğanı var, yağı var, şekeri var. Yani var oğlu var. Ama sofraya bir tek kuru ekmek koysanız bu ayda 450 lira yapıyor. Ayçiçek yağına dokunan yanıyor. Şimdi zeytinyağı fiyatlarında da ciddi artışlar olacağı söyleniyor. Peki emekli, işçi, memur, esnaf, sabit gelirli bu zam yağmurları karşısında ne yapacak? Kendini nasıl koruyacak? Bu yıl ayrımsız tüm sabit gelirli yurttaşlarımıza ciddi bir kara kış desteği şart. Aksi halde kara kış milletimizi ezip geçecek. Genel başkanımız yaşanacakları gördüğü için ısrarla kara kış fonu kurun dedi. Bu kapsamda elektrik üstündeki TRT payını kaldırın demişti. Onu şimdi yapıyorlar anlaşılan. Ama elektrikte asıl vatandaşımızı rahatlatacak olan kış boyunca KDV'nin sıfırlanması henüz ortada yok. Bunun da vakit geçirmeden yapılmasını bekliyoruz. Korkmayın, adına başka bir şey deyin ama kara kış fonunu da kurun. Bu fonla yeter ki milletimizi rahatlatın. Değerli basın mensupları. Hayat pahalılığı milletimizi ezip geçerken, ülkemizde korkunç trajediler yaşanırken, milli paramız pul olurken, Tayyip Yüzmeyen İstatistik Kurumu'nun rakamları Alice'in Harikalar Diyarı'nda gezinmeye devam ediyor. TÜİK'in bu yılın Eylül'ünden geçen yılın Eylül'üne resmi işsiz sayısı 147 bin kişi azaldı diyor son bir yılda. Ama ne hikmetse yine aynı ayda İşkur'a kayıtlı işsizlerin sayısı 219 bin kişi artıyor. Şimdi bunun hangisi doğru? Bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Küresel salgın ülkemize geçen yılın Mart ayında ulaştı. Gerçek işsiz sayımız geçen yıl Şubat'ta 7 milyon 83 bin kişiydi. Eylül'de TÜİK'in mevsim etkilerinden arındırılmış gerçek işsiz sayısı 7 milyon 870 bin kişi. Yani TÜİK'in tüm makyajlarına rağmen işsiz sayısı pandemi öncesine göre hala 800 bin kişi daha yüksek. Bu arada sadece işsizlik rakamlarında garabet göze çarpmıyor. Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi rakamlarında da ciddi gariplikler ve açıklanması gereken hususlar var. Ödemeler dengesi verilerine göre 2021'in ilk 9 ayında Türkiye'ye kaynağı bilinen kanallardan 31 milyar dolar para girmiş. Yani finans hesabında. Net. Yine ilk 9 ayda net hata noksan kaleminden kaynağı belirsiz, para girişi ise 13 milyar 516 milyon dolar olmuş. Bu tarihimizde en yüksek ikinci kaynağı belirsiz para girişi. Bunun birincisi 2018'deydi. Ama 2018'den fark şurada. 2018'de seçim vardı. Haziran'daki seçimler öncesinde de Türkiye normal kanallardan para girmiyordu. 2018'in ilk 9 ayında Türkiye'den 8 milyar 900 milyon dolarlık bilinen kanallardan para çıkışı olmuştu. Net. Finansmana erişimin zorlaştığı dönemlerde firmaların veya şahısların dövizlerini bozdurarak finansman ihtiyaçlarını bir şekilde gidermeleri nedeniyle net hata noksan kaleminden kaynağı belirsiz para girişi görülüyor. Nitekim 2018'in ilk 9 ayında da bu rakam 19 milyar dolardı kaynağı belirsiz para girişi rakamı. Türkiye'nin finansmana erişiminde bugün bir sıkıntı yok. İlk 9 ayda kaynağı belli 31 milyar dolar bulmuşuz. Peki finansmana erişimin nispeten kolay olduğu bu dönemde rekor düzeyde kaynağı belirsiz para girişinin sebebi nedir? Bu para neyin parasıdır? Hangi baronların parasıdır?
Kayınpeder damat Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doları ortalama 6 lira 30 kuruş ile 6 lira 40 kuruştan satarak buharlaştırdı. Bugün kur 10 liraya dayandı. İçeride lirayla ölçüldüğünde her şey ateş pahası. Ama dolarla ölçüldüğünde dışarıdakilere her şey sudan ucuz. Borsadaki hisseler doları olana çok ucuz. Fabrika, arazi, ev, araba elinde doları olanlara sudan ucuz. O gün 128 milyar doları ucuza toplayanlar bugün ülkeye getirip ucuza mal kapatıyor ve karlarına kar katıyorlarsa bunu bir bilelim. 128 milyar doları Merkez Bankası'nın kasasına geri koymak için göz yumulan devalüasyonun tüm yükünü milletimizin sırtına yüklemek gibi bir cin fikriniz varsa bunu da bilelim. Yok başka bir tezgah varsa onu da bilelim. Çünkü ortada izaha muhtaç olağanüstü bir durum var. 128 milyar doları buharlaştırdıktan sonra Merkez Bankası dört koldan bilançosunu makyajlamaya girişti. İlkin yabancı ülkelerle swap anlaşmaları yaptı. Emanet rezervle bilançoyu düzeltmek istedi. Brüt rezervler arttı ama net rezervler artmadı. Yani kasanın tam takır olduğu gerçeği değişmedi. Swaplar yetmeyince reskont kredileri ve zorunlu karşılıklarla oynamaya başladılar. Merkez Bankası zaten yaz başından bu yana döviz tevdiat hesaplarından yaptığı kesintileri yükselterek brüt rezervlerini 10 milyar dolar arttırmıştı. En son bu hafta döviz tevdiat hesaplarından kesilen karşılıkları 2 puan arttırdılar. Artık bankalardaki her 100 dolarlık mevduatın 25 milyar doları Merkez Bankası'na emanet verilecek. Bu son operasyonun brüt rezervlere katkısı 3 milyar 800 milyon dolar. Son bir aydır brüt rezervler 125 milyar dolara çakılıp kalmıştı. Anlaşılan Merkez Bankası milletin bankalara yatırdığı dövizden emanet alacağı dolarlarla bakın rezervler 128 milyar doları geçti demeye hazırlanıyor. Ama tüm bunların net rezerve katkısı sıfır. En son 5 Kasım itibariyle bankanın döviz kasasındaki açık 35 milyar 200 milyon dolar. Türkiye bir kısır döngüye girmiş durumda. Önce hükümet bankaya emir veriyor, politika faizini düşürttürüyor. Yatırımcı parasını ülkeye getirmekten vazgeçiyor. Vatandaş da tasarrufunun değerini koruyabilmek için tasarruflarını döviz tevdiat hesaplarına yatırıyor. Paramız değer kaybediyor. Paramız değer kaybettikçe enflasyon artıyor. Enflasyon artınca millet yeniden dövize koşuyor. Paramız bir kez daha değer kaybediyor. Yapılanların ne net rezerve katkısı ne de dolarizasyonu azaltmaya etkisi olmuyor. Şu andaki bankalardaki mevduatın %52'si döviz cinsinden. Neden? Çünkü milletin milli paraya güveni yok. Ne Merkez Bankası kendi bastığı paraya güveni sağlayabiliyor, ne de hükümet milli paramızın itibarını koruyabiliyor. Çünkü her ikisine de artık güven kalmadı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de oyun esnasında kural değiştirilmesidir. Oyunun başında kural neyse ortasında da sonunda da o olmalıdır. Enflasyon faizden yüksek olacak dedikten sonra, enflasyon faizi aşınca, ben manşet enflasyona değil çekirdeğine bakacağım. Çekirdek de tutmayınca cari açığa bakacağım derseniz para politikanızın hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Merkez Bankası'na ikide bir talimat veren bir hükümetin başına güven olmaz. Ekonomide de mahkemede de kararların tek kişinin iki dudağından çıkacak söze göre alındığı algısı pekişir. Böyle bir ülkede hiçbir yatırımcı malının, mülkünün güvencede olduğuna inanmaz. Bu kısır döngüyü kırmanın tek bir yolu var. Önce hükümet Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını tanıyacak, bunu da açıklayacak. Sonra da toplumun tüm kesimleriyle istişare edilerek, tercihanda ekonomik ve sosyal konseyi toplayarak bir program hazırlanacak. Piyasalara ve ekonomik tüm aktörlere güven verecek, içsel tutarlılığı yüksek ve takvimlendirilmiş bu programı
adım adım her aşamasında millete hesap vererek kararlılıkla hükümet uygulamaya başlayacak. Şimdi şu hayati soruyu milletimize soralım. Her şeyi ben bilirim diyen saraydaki kibirli adam, millete danışarak bir program yapmaya, uygulamalarıyla ilgili millete hesap vermeye, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kabul etmeye razı olur mu? Olsa bile böyle bir programı hazırlayıp uygulamaya takati kaldı mı? Bu nedenle biz metal yorgunu tükenmiş Erdoğan şahsım hükümeti ülkemizi düze çıkaramaz diyoruz. Bu nedenle biz hemen sandık diyoruz. Bu nedenle biz yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar diyoruz. Biz Türkiye'yi düze çıkarmak için hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneteceği ülkede kurallı ekonomi olacak, hukuk devleti olacak, güçlü kurumlar olacak, öngörülebilirlik olacak. Pahalılığı, işsizliği, çaresizliği bitirmeye talibiz. Bu ülkeyi küresellikte hak ettiği yere çıkarmaya talibiz. Biz insanlarımızı ötekileştirmeye değil, birleştirmeye geliyoruz. Biz bu ülkenin tertemiz insanlarıyla beraber kimseyi dışlamadan yepyeni bir geleceği inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız. Artık vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan diyoruz. Bitirmeden önce Bulgaristan vatandaşlığına da sahip yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Pazar günü evinize en yakın seçim sandığında Bulgaristan seçimleri için lütfen oy kullanınız. Belediyelerimiz oy vermenizi kolaylaştıracak tüm önlemleri almaktadır. Ayrıca bu seçimlerde valiliklerin ve kaymakamlıkların da ilk kez devrede olması bu defa hükümetin aklı selimin yolunu bulduğunu gösteriyor. Ama herkes de şunu bilmelidir ki kurt kışı geçirecektir fakat yediği ayazı da unutmayacaktır. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru Haber Global, A Haber, Bengü Türk TV ve Deutsche Welle tarafından yönlendirilen ortak bir soru. Soru şöyle, CHP'li Bolu Belediye Başkanı yabancı evlilik başvuruları için aldığı kararı açıkladı. Siz bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediye başkanının bu kendi fikridir. Partimizin gündeminde böyle bir konu yoktur. Efendim diğer soru da Haber Global, Haber Türk, Bengü Türk TV tarafından yönlendirilen bir ortak soru. O soru da şöyle. İYİ Partili Lütfü Türkan için fezleke düzenlendi. Bu fezlekeye yorumunuz ne olur? Fezleke TBMM'ye gelirse oyunuzun rengi ne olacak? Öncelikle şunu ifade edeyim. Siyasetçilerin her türlü eleştiriye açık olması gerekir. Bunu geçen defa da söylemiştim. Savcılığın hazırladığı fezlekeye gelince, savcıların milletvekillerinin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri adalet duygusunu incitir. Hukuk önünde herkes eşittir. Çifte standart olmaz. Siyasi partilerinde fezlekeleri öç alma duygusuyla siyasi lince hizmet edecek şekilde değerlendirmelerini de doğru bulmayız. Aynı savcılar şehit yakınına hakaretler ederek kovan AK Partili belediye başkanı ile ilgili hangi işlemi yapmaktadır merak ediyorum. Ya da bundan önce şehide gel kelle diyenler, bu ülkenin çiftçisine ananı da al git diyenler, şehit babasına karakteri bozuk diyenlere, kendisini eleştiren şehit anasını 4 yılla yargılatanlara, bunlar hakkında aynı savcılar ne yapmıştır? Soruyu da sormak istiyorum. Efendim, Haber Global tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası anlaşamamakta anlaştık şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Saygıyla karşılıyoruz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflerine yönelik yorumlar doğru değil dedi. Ayrıca döviz kurunun piyasada belirlendiğini söyledi. Dolar kuru şu an 10 liraya dayanmış durumda. Hem Bakan Elvan'ın açıklamasını hem de kurun bu gidişatını siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Sayın Elvan'ın söylediği iki tane kritik husus var.
Biri küresel konjonktürün ve yurt içi enflasyonun seyrinin temkinli olmayı gerektirdiği. Ne kadar temkinli olduklarını son iki aydır izliyoruz. Tüketici enflasyonu %20'de, üretici enflasyonu %46'da, faiz %16'da. Şimdi insanlar lafa değil icraata bakar. İkinci önemli husus kurla ilgili söyledikleri. Acaba Sayın Bakan bu söylediklerini Merkez Bankası Başkanı ile konuşmuş mu? Çünkü Merkez Bankası Başkanı en son enflasyonu düşürmek için cari açığın düşürüleceğini söyledi. Cari açığı düşürmek öncelikle hedef oluyorsa eğer, bu kurla rekabet gücü kazanmanın, yani Türk lirasına değer kaybettirmenin sonuna kadar istismar edileceğini gösteriyor. Nitekim son iki aydır cari denge fazla veriyor ama dolar 10 liraya dayandı. Bu hükümette her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse, kimsenin ne dediğini dikkate almıyor. Birinin ak dediğine öbürü kara diyor. Çok açık söylüyorum. Ülke yönetilmiyor, savruluyor. Bu savruluşun faturası da maalesef hep milletimizin sırtına yükleniyor. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı ile görüşmede enflasyon, işsizlik, geçim sıkıntısı da konuşulmuş ve Karamollaoğlu'nun ifadesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konulara muhalefetin abartması demiş. Sizin bu açıklamaya yönelik değerlendirmeniz nasıl olur? Hep söylüyorum, saraydan bakılınca anlaşılan milletin hali görülmüyor, sesi de hiç duyulmuyor. Sokakta işsizlik ve hayat pahalılığı var tabii. Sarayda 3-5 tane ballı maaş, tatlı bir hayat var. Konuşmamda anlattım. Malatya'da çok acı bir olay yaşadık. Gencecik bir atanamayan beden öğretmeni çalıştığı inşaatta hayatını kaybediyor. Ama öncesinde de saraya hakkını helal etmiyor. Ülkeyi yönetenler saraylarında efuli mi içiyorlar, ne içiyorlarsa ondan millete de ikram etsinler. Milletçe hep beraber bu kafaya girelim. Pembe rüyalar görelim. Efendim, Habertürk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Son olarak onu ileteceğim. EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay, öyle bir çalışma yok dedi. Fakat AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, dün teklifi meclise getireceklerini söyledi. Ancak birkaç saat sonra Çalışma Bakanlığı böyle bir çalışmanın olmadığını ifade etti. Sizin bu farklı açıklamalara ilişkin yorumunuz nasıl olur? Yani hem hükümetin ortakları arasında, hem hükümetin mensupları ve bürokratları arasında inanılmaz bir karmaşa var. Hükümetin bir ortağı EYT için çift dikiş yok diyor, öbürü seçim beyannamesini çözeceğiz diye yazıyor. Sonra seçim ufukta görününce el altından EYT'yi çözeceğiz haberleri dolaşıma sokuluyor. Sonra bakanlık çalışıyoruz diyor. Saray yok öyle bir şey diyor. Şimdi yani bu milletin umutlarıyla, beklentileriyle, aklıyla dalga geçmeyin. Dalga geçmeye kalkanı bu millet sandıkta nasıl çarpar? Bunu en ciddi şekilde sandıkta göreceksiniz. Ben teşekkür ediyorum.